Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için fırfır modelli güzel bir bebek şortu yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, görün diye bebek mankenimin üzerine giydirdim. Bu bebek mankenim 3 aylık bebek ölçüsünde arkadaşlar. Ben bugün bu şort anlatımını 0-3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Bakın, duruşunu görün diye bebek mankenime giydirdim. Omuz bölümlerine bu şekilde fırfırlar hazırladım. Şık oldu bakın. Arkadan iki düğme ile birleştiriyoruz. Bu şekilde bak. İki askı yaptım. Mankenin üzerinden çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Askıyı takmadan görün istiyorum. Omuz bölümüne gelen yerleri fırfır yaptım. Gövde bölümünde de üç katlı fırfır yaptım. Çok şık ve çok güzel. Arka bölüme 2 düğme yaptım. Askıları bebeği giydirdikten sonra şu şekilde birleştiriyorum. Şort örgümüze yapacak olduğunuz bebeğinizin veya çocuğunuzun bel ölçüsüne göre zincir yaparak başlıyoruz. İlk önce bir düz bir ters bu örgüleri yapıyoruz. Gövde bölümünü bitirdikten sonra bu fırfır bölümlerini yapıyoruz. Son olarak da askılarını yapıyoruz. Askıların kenarına da bakın bu şekilde omuz bölümlerine fırfır yaptım. Burayı da takım yaptım arkadaşlar. Bu şort örgüsünde iplik olarak Nako Bebe 100 markalı bir iplik var. Bunu kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 360 metre var. Bir yumak iplik yeterli arkadaşlar. %100 premium akrilik özellikli bir iplik. Ben bugün bu ipliği kullandım. Bunu yaptım. Siz istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Yazlık yapmak istiyorsanız akrilik ipler tercih edebilirsiniz. Kotun iplikler tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da ipliğin üzerinde de yazan iki buçuk milimetrelik tığ kullandım, ince dokulu bir iplik. Bakın tığ numarası da burada tavsiye ediliyor, iki buçuk numara tavsiye ediliyor. Ben iki buçuk milimetre tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına, kullandığınız iplik üzerinde kullandığınız iplik üzerinde yazan tığları kullanırsanız çok daha güzel örgüler elde edersiniz. Elinizin sıklığına göre de tığlar tercih ederseniz örgüleriniz yine çok güzel olacaktır arkadaşlar. Arka bölümde de bu şekilde iki düğme kullandım. Ben bugün bu tığ ve bu ipliği kullandım. Bu büyüklükte bir şort elde ettim. Siz daha büyük numaralı bir tığ ve daha kalın bir iplik kullanıyorsanız benimle aynı sayıda yaptığınız zaman bu ölçü 6 aylık bebek için olacaktır. Ben bugün 0-3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Ölçülerini size söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bel örgüsünün buradan ölçüyorum. 19 santimetre Yan yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar. 11 santimetre Orta noktasını ölçüyorum. Başlangıçtan A ortası bitimine kadar olan yükseklik 16 santimetre 0-3 aylık için güzel bir ölçü hazırsanız ipliği tığı hazırlayalım hep birlikte bu güzel şortumuzun örgüsüne başlayalım örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye bel örgüsü için zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği bakın yavaş gösteriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sık olmayan zincirler yapalım arkadaşlar. 90 zincir yaptım çok sıkı yapmadım zincirleri bakın bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapacağız 90 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum 36 santimetre zincir uzunluğu var benim ilimin sıklığına ipliğin kalınlığına göre 36 santimetre için 90 zincir yaptım arkadaşlar siz kullandığınız ipliğin kalınlığına, tığ numarasına ve el sıklığına göre 36 santimetre için daha fazla zincir yapmanız da gerekebilir. Daha az zincir yapmanız da gerekebilir. Ben bugün 0-3 aylık bir bebek için yapıyorum. Bakın bu ölçüde oldu. Bel örgüsüne göre yapıyoruz. Siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız belini ölçerek yaparsanız iyi olur. Ben bugün ince bir iplik kullanıyorum. Nako bebeği yüz ipliğini kullanıyorum. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikti. 360 metre iplik var ince dokulu bir iplik arkadaşlar bakın tığ olarak da 2.5 milimetre tığ kullanıyorum 3 zincirde dönüş için yapıyorum 1 2 3 tığ üzerine iplik alıyorum 3 ilmek atlıyorum 1 2 3 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer zincirler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu şekilde bir sıra trabzan sırası elde ettim arkadaşlar. Bu bir sırada toplam 90 trabzan var. Bu 3 ilmek atlayarak yaptığımda bir trabzan oluyor. Bununla birlikte 90 trabzan var. Bu 90 trabzanın tekrar ölçelim kaç santimetre olduğunu santimetre bakın trabzan uzunluğu var. Bu sıradan itibaren bunu birleştiriyoruz. Tek parça yapıyoruz. Elimle düzeltiyorum. Bakın bu şekilde. İlk yaptığım burada bir ilmek var. Bakın 3 ilmek atlayarak yaptığım ilmeğin bu 3. ilmek üzerine de takıyorum, ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın yuvarlak oldu arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. İkinci sıradayız. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. İlk gördüğüm bu trabzanı, bakın tığı boşluğa takıyorum, trabzan yapıyorum ipliği tığın üzerine alıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alıyoruz. Trabzan yapıyoruz. bu şekilde bakın bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincirde ters tarafta görünen trabzan oldu düz taraftan boşluktan alarak trabzan ile başladım sıra sonunda da düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım Bu iki zincirde ters tarafta görünen trabzan oldu 2 zincir yapıyorum Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız İlk bakın düz görüyorum Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Ters tarafta görüyorum Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Birinci sırada yaptığımız bu trabzan sırasında bulunan bakın burada açıklık var. Bunu da şu şekilde birleştiriyorum. Bakın ipliğin ucu orada duruyor. Şu ilmeğe tığ takıyorum. İpliği içinden geçirdim. Burada bir ilmek yapıyorum bakın şu şekilde. İlk sırayı birleştirdim. Bakın hiç açıklık kalmadı orada. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirelim. Bir sonraki sırada yine trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapalım. Tercihinize göre 4 sıra 5 sıra yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Bel örgüsünü tamamlayalım gelelim. Bel örgüsü için 4 sıra bir düz bir ters örgü yaptım. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bakın arkadaşlar. Birinci sırada 90 trabzan yaptım. İkinci sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Üç ve dördüncü sırada da trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım. Bel örgüsü bakın bu şekilde oldu. Esnek bir yapısı var. Bu sıradan itibaren gövde bölümüne başlıyoruz. Gövde bölümünü yarım trabzan şeklinde yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün ters tarafı. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığı takıyorum ilmek aldım çektim tığ üzerinde 3 ilmek var ilmek alıyorum 3'ün içinden bir defa da çekiyorum trabzan yapıyor gibi yapıyoruz ama iki defa da çıkarmıyorum bir defa da çıkarıyorum yarım trabzan oluyor bu şekilde bakalım Düz tarafının görüntüsü de böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yarım trabzan yaparak devam edelim. Yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bakın bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar birleştirme yeri. Bu bir sırada toplam 90 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Örgüyü çeviride görüyoruz. Bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzan yaparak tamamladım. Son ilmek üzerine de yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar bakın. Bu ilmek üzerine de yarım trabzan yapmayı unutmayalım. Bu bir sırada toplam 90 yarım trabzan var. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Yarım trabzan yapıyorum yine. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda mutlaka çevireceğiz arkadaşlar. Örgüyü çevirerek örüyoruz. Bakın düz tarafının görüntüsü böyle. Bu 90 yarım trabzan ile gövde bölümünün örgüsüne devam edelim. Gövde örgüsünü bel örgüsünden itibaren 12 sıra yarım trabzan olarak tamamladım sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Santimetre olarak da ölçüyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız 1 santimetre daha örgü örebilirsiniz. Veya 2 santimetre yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre bu yükseklik değişecektir. Burada ipliği kesiyorum bakın. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaptım. İpliği burada kesiyorum. Bu sıradan itibaren bacak bölümlerini öreceğiz arkadaşlar. Onları işaretlemek için sayıyorum. Bu bir sırada toplam 90 yarım trabzan var. Arka ortayı buluyorum. Bakın bu birleşim yaptığımız yer arka orta olacak. Arka bölüm için 34 yarım trabzan gerekiyor bana. Burada sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. işareti takıyorum. Bu arka bölümün yarısı oluyor. Diğer yarısında bakın bu kestiğimiz ipliğin buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. de işaret takıyorum. Arka bölümü yapacağımız yeri işaretledik. Şimdi ön bölüm için işaret yapalım. Ön bölüm ile arka bölüm arasında bacak bölümünde kalacak olan ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16. ya işaret yapıyorum bakın bu iki bölüm ön bölümü ile bacak bölümü arasında olacak yer boşluk Arkadaşlar bu işareti yaptığım yerden itibaren sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 ya da işaret yapıyorum bu arada bulunan bakın iki işaret arasında olan işaretle içinde 26 ilmek ön bölüm için olacak. 2 arada kalanı sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu iki arada da 15 ilmek kaldı. Burada da 15 ilmek kaldı. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın bu sarı ile yaptıklarım ön bölümün işaret yerleri. Yeşil renk ile yaptıklarım arka bölümün işaret yerleri. İlk önce arka bölümün örgüsünü örelim. Arka bölümle başlıyorum. Bakın örgünün geliş yönüne bakıyorum. Ters taraftan yapmam gerekiyor. Bu yeşil ile işaret yaptığım bu ilmekten bir defa ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu işareti yaptım. Bakın yeşil renkli işaret yaptığım yere kadar yarım trabzanlar yaparak devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar yarım trabzanları tamamladım. Bu iki işaret arasında bakın 34 yarım trabzan oldu arkadaşlar. Bakın işaret yaptığım yerde yarım trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sıradan itibaren sıra başında ve sıra sonunda bir ilmek kesmesi yapacağız. Tığın üzerine iplik alıyorum bu ilk ilmeği atlıyorum 2. ilmek içine yarım trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım sıra sonunda 2 ilmek kaldı 1 2 burada yarım trabzan kesmesi yapıyorum tığın üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığı taktım, ilmek aldım, bekletiyorum, çıkarmıyorum. Son ilmeğe tığı takıyorum, ilmek aldım, çıkardım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıyorum, hepsini içinden bir defa da çekiyorum. 2 ilmek tek ilmek oldu bakın arkadaşlar. Sıra başında bir atlama yaptım, kesme yaptım. Sıra sonunda da 2 ilmeği birlikte yaparak kesme yaptım bir sıra üzerinde toplam 32 ilmek var bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığın üzerine iplik alıyorum ilk ilmeği atlıyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum bu atlama yaptığım kesme oluyor diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum Sıra sonunda bakın burada 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonuna kadar yarım trabzan yaptım bakın burada 2 ilmek kaldı 1 2 bu iki ilmeği tek ilmek yapıyorum tığın üzerine iplik alıyorum ilmekten ilmek aldım bekletiyorum son ilmeğe tığ takıyorum ilmek aldım bekletiyorum tığın üzerinde 4 ilmek var hepsini içinden bir defa da çekiyorum sıra başında bir kesme yaptım sıra sonunda bir kesme yaptım bir sıra üzerinde toplam 30 ilmek var arkadaşlar bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmeği atlıyorum ikinci ilmek içine yarım trabzan yapıyorum yarım trabzanlar yaparak sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda kesmeyi bir defa daha göstermek istiyorum sıra sonuna kadar tamamladım sıra sonunda 2 ilmek kaldı 1 2 tığın üzerine iplik alıyorum yarım trabzan kesmesi yapıyorum. Bu bir sırada toplam 28 ilmek var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Birinci ilmeği atlıyorum, ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra başında ve sıra sonunda birer ilmek kesmesi yapıyoruz her sırada. Örgü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sıra başında ve sıra sonunda bir ilmek kesmesi yaparak örgüye devam edelim. 14 ilmek kalasıya kadar sıra başında ve sıra sonunda birer ilmek kesmesi yaptım. Sayıyorum bakın. 2 4 6 8 10 12 14. 14 ilmek var bir sırada. Bir sırada düz yapıyorum kesme yapmadan bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum atlama yapmıyorum ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bakın sıra başında sıra sonunda kesme yapmadım 14 ilmek ile tamamladım ipliği kesiyorum arka bölümün örgüsünü bitirdim kaç sıra yaptığımı sayıyorum bakın işaret yaptığım yerden sonra 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi ön bölümü yapalım. Ön bölümde de yine sıra başında sıra sonunda kesmeler yapacağız. Bakın yine örgünün gelişine bakıyorum. Sarı renk ile yaptıklarım ön bölüm için işaret yaptığım yerlerde. Bu işaret yaptığım ilmekten bir defa ilmek yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bakın işareti yaptığım yere yaptım trabzanı. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu işareti yaptığım yere kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar yarım trabzanı yaptım. Bakın işaret yaptığım ilmeğe de yarım trabzan yaptım arkadaşlar. Bu iki işaret arasında toplam 26 yarım trabzan var bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu sıradan itibaren sıra başında ve sıra sonunda bir ilmek kesmesi yapacağız aynı arka bölümde yaptığımız gibi tığın üzerine iplik alıyorum bir ilmeği atlıyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım bu 2 ilmeği birlikte yarım trabzan yapıyorum bakın 2 ilmeği tek ilmek yaptık bu bir sırada toplam 24 yarım trabzan var arkadaşlar sıra başında ve sıra sonunda bir kesme yaptım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığın üzerine iplik alıyorum bir ilmeği atlıyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda iki ilmeği birlikte yapalım bir zincir yapıp örgüyü çevirelim bu şekilde ön bölümün örgüsünü de arka bölümde yaptığımız gibi sıra başında ve sıra sonunda bir ilmek kesmesi yaparak 14 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Bakın burada 14 ilmek kaldı. Ön bölümde de 14 ilmek kalacak arkadaşlar. Sıra Ön bölümde 14 ilmek kalasıya kadar sıra başında ve sıra sonunda kesmeler yaptım. Görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Bakın. Bu son sırada 14 ilmek var. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Arka bölümde de 14 ilmek kaldı. Ön bölümde de 14 ilmek kaldı. Arka bölümü bakın burayı 12 sıra yaptım. Ön bölümü de 12 sıra yapmam gerekiyor. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 12'ye tamamlamak için 5 sıra bu 14 ilmek ile yarım trabzanlara devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Kesme yapmadan bakın, atlama yapmıyorum. İlk ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe bir yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda da kesme yapmıyorum. Her ilmeğe bir yarım trabzan yaptım. Bu sırada yine 14 yarım trabzan var. Bu yükseklik 12 sıra olasıya kadar 4 sıra daha 14 trabzan ile örgüye devam edelim. Ön bölümün örgüsünü bu 14 ilmek ile bakın 5 sıra olarak tamamladım. Başlangıçtan itibaren kaç sıra olduğunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra var. Arka bölümü de 12 sıra yaptım. Ön bölümü de 12 sıra oldu. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü böyle. Şimdi bu ön bölümü ile arka bölümü birleştireceğiz. İlmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. şu şekilde tutuyorum bakın arka bölümün bu ilk ilmeğin üzerine tığı takıyorum burada bulunan ilmeği ilmeğin içinden çektim ikinci ilmeğe tığı takıyorum karşıdan da ikinci ilmeğe tığı taktım ilmek kaydırması yapıyorum bakın karşılıklı Ilmek kaydırması yapıyorum. Ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ilmeğe tığ taktım. Ilmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. 14 ilmek var zaten. 14 ilmek kaydırması yapıyoruz. ilmeklerin karşılıklı birbirine denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Atlama yapmayalım. Son ilmekleri yapıyorum. birleştirme yaptığımız yerin görüntüsü böyle. Orta bölümün görüntüsü böyle arkadaşlar. Şimdi bacak örgülerini yapalım. Bu bacak örgülerinin çevresinden bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın ipliği kesmedim. Burada bekletiyorum. Örgünün düz tarafındayım. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Gördüğüm ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Her sırada bakın bir ilmek var arkadaşlar. Sık iğneler yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Bacak örgüsünün çevresinde bir sıra sık iğne yaparak bakın başladığım yere kadar tamamladım. Bu boş bıraktığımız yerde de bakın sık iğneler yaptım arkadaşlar. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Görüntüsüne bakalım. Bakın bir sıra sık iğne yaptık. Daha düzgün görünsün diye yaptım arkadaşlar bu sık iğneyi. Buranın kaç santimetre olduğunu ölçmedim arkadaşlar. Yorumlardan bazı arkadaşlar ölçmem gerektiğini söylüyorlar. Bakın şu şekilde ölçüyorum 8 santimetre kesme yaptığımız yer 8 santimetre bu sırada bu sık iğneler üzerine trabzan yapacağız 2 zincir yapıyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İki defa da çıkarıyorum bakın arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile İlk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın. Bakın. Trabzan sırasını yaptığımız zaman görüntüsü böyle oldu. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. İlk trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Bu şekilde. Bu bel örgüsünde yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım. Trabzan yaptığım sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanda bakın düz taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sıra başında yaptığım bu iki zincirde ters tarafta görünen trabzan oldu bakın. Bacak örgüsünün görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu yaptığım trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum ipliği kesiyorum. Bir bacak örgüsünü bakın böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle ön bölümden bakalım. Bu şekilde bir sıra sık iğne yaptım. Sık iğnenin üzerine bir sıra trabzan yaptım. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaptım. Bir sırada nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım. Bir bacak örgüsünü tamamladık. Şimdi diğer bacak örgüsünü yapalım. Bu bacak örgüsünün aynısını yapıyoruz. Bu ilmek kaydırması yaparak birleştirdiğimiz yerden başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın her trabzana bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra sık iğne yapalım. Üzerine trabzan yapalım. Bir düz bir ters örgüler yapalım. Bu bacak örgüsünün aynısı olacak. Bu bacak örgüsünde ilk sırada kaç sık iğne başladıysanız bunda da aynı sayıda yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bacak örgüsünün birisi dar birisi geniş olur. Güzel bir görüntü olmaz bu bacak örgüsünün aynısını bu bacak örgüsünde de yapalım gelelim. Diğer bacak örgüsünde bu bacak örgüsüyle aynı sayıda yaptım. Bakın görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Bacak bölümü çok güzel oldu. Bakın esnek bir yapısı var. Bebeğin bacağını rahatsız etmeyecektir. Külot bölümünü bitirdik. Şimdi fırfır bölümünü yapmak istiyorum. Fırfır bölümüne bu arka bölümden başlıyorum. Bakın birleştirme yaptığımız sıra vardı. Buralardan başlıyorum. İlmekleri de bu yarım trabzanları yaparken burada oluşan bakın bir ilmekler var. Tek katlı ilmekler var. Bunlara trabzanlar yapacağız. Orta noktadan bakın birleştirme yaptığım bu ilmekten ipliği bir defa bağlıyorum. Şu şekilde bakın katladığınız zaman görünüyor zaten ilmekler arkadaşlar. Birer ilmek görünüyor. Bağladığım ilmekten bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine iki trabzan yapıyorum. 1 2 iki. İkinci ilmek üzerine de 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 Bakın ilmekler şu şekilde arkadaşlar. Tek ilmeği alıyoruz. Bu ilmek üzerine 3 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Diğer ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Diğer ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın. Şu şekilde şu gördüğümüz ilmeklere yapıyoruz bir ilmeğe 3 trabzan, bir ilmeğe 2 trabzan, 3 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İlmeklerin üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım ilmek ile sıra başında yaptığım ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde fırfırlı bir bölüm elde ettik. Bu sırada bir ilmeğe 2 trabzan yaptım. bir ilmeğe 3 trabzan yaptım. Bu şekli elde ettik arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sırada her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak bakın birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın, fırfır katının birisini bitirdik. Görüntü olarak böyle oldu. Siz isterseniz böyle de kullanabilirsiniz ama ben bugün kat kat yapmak istiyorum. İkinci katı nereden yapacağıma bakıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 sıra atlıyorum. Dördüncü sıraya bakın buraya ikinci katı yapıyorum. Yerlerini işaretleyelim isterseniz. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3 sıra atlıyorum. Dördüncü sıraya üçüncü katı yapacağız. Şu şekilde yerlerini belirledik. Siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız bu trabzan sırasını üçer sıra yapabilirsiniz. 3 katlı yapabilirsiniz. 4 katlı yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde düzgün geliyor. Tam üzerine denk geliyor. Burada ikinci kata başlıyorum arkadaşlar. İşaret yaptığım bu ilmeğin bu sıradan ipliği bağlıyorum. işareti çıkarıyorum. Bir ilmek yaptım. 2 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. ikinci ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum bir iki diğer ilmek üzerine üç trabzan yapıyorum bir ilmeğe iki trabzan yapıyorum bir ilmeğe üç trabzan yapıyorum bu ilmek üzerine de iki trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım ilmek kaydırması yapalım birleştirelim ikinci sırada da her ilmek üzerine bir trabzan yapalım bunun aynısı olacak arkadaşlar bu gövde bölümünde istediğiniz kadar kat sırası yapabilirsiniz bakın benim birisinde buraya yapıyorum Siz de kendinize göre ayarlama yaparak bu kat örgülerini bitirelim gelelim 3 katlı fırfır olarak ben çalıştım arkadaşlar bakın bu şekilde aynı mesafeyi bıraktım bakın iki fırfır bölümü arasında aynı sayıda sıra bıraktım. Bakın çok şirin ve çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanıma hazır. Ama ben buna askı yapmak istiyorum. Şu şekilde orta noktayı buluyorum. Askıların yerini işaretlemek için. Bakın arka orta burasıydı. Birleştirme yaptığımız yer. Şu şekilde katlıyorum. şuraya bir işaret takıyorum ön ortası burası arkadaşlar askı için nereden başlayacağımı sayıyorum bakın bu kabarık görünen örgüleri sayıyorum bunlara 1 2 3 4 5. işaret yapıyorum buradan da sayıyorum 1 2 3 4 5. işaret yapıyorum Buralardan askılar olacak arkadaşlar. Bu arası boş kalacak. Ön bölümden yapıyorum askıları. Arka bölümde birleştireceğiz. Bu işaret yaptığım yerden ipliği bir defa bağlıyorum. Bakın şu şekilde bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum bu 7 trabzanı nasıl görüyorsak öyle yapacağız. Bakın bu da bir trabzan arkadaşlar. 3 zincir yaptım. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bel örgüsü yaptığımız yerin devamı oluyor burası bakın. Böyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 bu 3 zincir yaptığımızda bir trabzan 3 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum zincir yaptığım trabzanı da boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Üst zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın, görüntüsü böyle oluyor askının. Bu askının örgüsü bu 7 trabzan ile nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız devam edecek. Diğer askının örgüsünde başlayalım. İki askının örgüsünü birlikte öreriz. Diğer askının örgüsüne ipliğin diğer ucunu aldım bakın arkadaşlar. Bu işaret yaptığım yer vardı bakın. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan üzerine yaptım. Bunda da aynı şekilde sayıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 7 ipliği bağlıyorum. Bu 7 olan trabzandan bir ilmek yapıyorum 3 zincir yapıyorum trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıyorum. Ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıyorum. Bakın bu işaret yaptığımı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında ve sıra sonunda olanları düz taraftan alıyoruz arkadaşlar. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sonra sonunda bu üç zincir yaparak yaptığım trabzanı bakın boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum, üç zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Her iki askının örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu arka ortuda birleştireceğiz. Bebeğin omuzlarından geçireceğiz. Arka ortuda birleştireceğiz. İki askının örgüsünü bu 7 trabzan ile bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edelim. Askının örgüsünü ben birisini tamamladım. Bakın ucuna da bu şekilde düğme iliği yaptım arkadaşlar. Diğer askının örgüsünü de düğme iliği yapacağım yere kadar ördüm. Düğme iliğini sizinle birlikte yaparız. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 sıra oldu. 45 sıranın sonunda bakın düğme iliği için yapacağım yere kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Düz taraftan görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 trabzan oldu. 1 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmeği atlıyorum, diğer ilmeği boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda da üç taneyi gördüğüm gibi boşluktan alarak trabzan yaptım. Üst zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu bir zincir yaptığım bakın düğme iliğinin üzerine bir trabzan yapıyorum diğerlerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düğme iliğinin yeri belli oldu bakın 3 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Bakın bu trabzanda boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düğme iliğinden sonra iki sıra yaptım ipliği kesiyorum Bakın, bu askının örgüsünü de tamamladım arkadaşlar iki askı aynı uzunlukta oldu bu askıları bakın Arka bölüme iki tane düğme diktim. Bu arka ortadan sonra bakın eşit aralıklarla iki düğme diktim. Şu şekilde bebeğe giydirdikten sonra omuzundan geçirerek takıyoruz. Burası arka bölüm. Ön bölümün görüntüsü bakın böyle. Askılarını da tamamladık. Şimdi bu askılarda omuz bölümüne gelen yere buraya burada yaptığım gibi pile yapmak istiyorum arkadaşlar. Nereden başlayacağıma bakıyorum. Bakın buradan başlarsam iyi olur. İpliği bağlıyorum buradan. Kaçıncı sıradan başladığımda sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıra ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. İkinci bakın trabzan sırasına bir trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki defa iplik doluyorum. Üç defa da çıkarıyorum bakın. 2-2 çıkarıyoruz. İki defa iplik doluyorum. Üç defa da çıkarıyorum. Tekrar aynı ilmekten bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Bu trabzan sırasına 4 tane 4 üçlü trabzan yaptık. 2 defa iplik doluyorum. Diğer trabzan sırasına da 4 defa üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tığ üzerine iplik alıyorum iki defa doluyorum diğer trabzan sırasına da bakın 4 defa üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde bakın arkadaşlar. Her sıraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak buraya kadar bakın göz kararı ayarlayabilirsiniz. Oraya işaret yapıyorum. Bakın buraya kadar üçlü trabzanlar yaparak devam edelim. Bakın her sıraya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Her trabzan sırasına 4 tane üçlü trabzan yaparak işaret yaptığım yere kadar tamamladım bakın arkadaşlar bu işaretten önce bir sıra daha var burada eksiltmeye başlıyorum bakın burayı da başlangıçta ya, trabzan ile başladım ikinci ilmeğe bir trabzan üç tane yarı üçlü trabzan yaptım burada da tam tersini yapıyoruz iki defa iplik doluyorum bakın bu sırada bulunan bu trabzanın üzerine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 bakın 3 üç tane üçlü trabzan yaptım tığ üzerine iplik alıyorum aynı yere bir de trabzan yapıyorum işaretli yere bir trabzan yapıyorum bir yarım trabzan yapıyorum sık iğne yaparak bitiriyorum bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik başlangıçta da aynı oldu sıra sonunda da aynısı oldu ipliği kesiyorum bir askının fırfırını yaptık tam omuzlara gelecek Arkadaşlar burası şimdi diğer askıyı yapalım diğer askıyı bu düğme iliği yaptığımız yerden başlıyorum düzgün denk gelebilmesi için bakın örgünün düz tarafı böyle gittim diğer askıda bu taraftan başlayacağız bunda kaç sıra kaldığını sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. de bitirdim buradan sayıyorum 2 4 6 8 10 12 13 14. 14. işaret yapıyorum bakın buradan başlıyorum bir defa iplik bağlıyorum ilmek yapıyorum bir zincir yaptım yarım trabzan yapıyorum trabzan yapıyorum aynı yere bakın ikinci trabzan sırasına bakın bu boşluğa bir trabzan yapıyorum üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 burada da bakın 3 3 trabzanı yaptım diğerlerine 4 tane 3 litre trabzan yaparak devam ediyorum şekilde arkadaşlar bu bakın her trabzan sırasına 4 tane üçlü trabzan yaparak devam edelim burada bakın bu askının fırfırını 8 sıradan sonra 9. sırada başladım Burada da sayıyorum 2 4 6 8 9 buraya bir işaret yapıyorum buraya kadar fırfır yapacağız bu askının fırfır örgülerini de tamamlayalım Diğer askının örgüsünde bakın tamamladım. Bu şekilde oldu. Burada başladım, burada bitirdim arkadaşlar. Bakın bitirirken yine sık iğne olarak bitirdim. Böylece tamamladık bakın. Görüntüsü böyle. Arka görüntüsü bu şekilde. Ön bölümün görüntüsü de böyle. Çok şirin çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ölçülerini size söylüyorum. Gövde genişliğini ölçüyorum. 19 santimetre yüksekliğini ölçüyorum. Orta yükseklik, a ortasına kadar olan yükseklik 16 santimetre. yay yüksekliğini ölçüyorum. 11 santimetre. 0 3 aylık bebek için güzel bir ölçü oldu. Bakın bacak bölümü de esnek, bel örgüsü de esnek oldu. Askılarını da açalım tekrar. Bakalım bakın. Askıların açık olarak görüntüsü böyle. Artık giyilmeye hazır. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.